Merhabalar, bayanlar, baylar, bütün insanlar. Sevgiler, saygılar herkese. Bu program başlığı Hayata Dair Küçük El Kitabı. Bunu bir zamanlar bir yerde temin etmiş, fotokopi çekmiştik. Bunlar içerisinde ayıklama yaparak bazılarını programa dahil edeceğiz. Hepimizin bunlardan faydalanması, yolumuza katkı vermesi ümidiyle. Evet, Hayata Dair Küçük El Kitabı. Yaşlılara özellikle nazik ve sabırlı ol. İnsanların gözlerinin içine bak. Sık sık teşekkür ederim de. Sık sık lütfen de. İlk önce sen merhaba de. Olanakların altında yaşa. Mütevazi, alçakgönüllü, sade olarak. Kendine, başkalarına karşı bağışlayıcı ol. Ödünç aldığın her şeyi daima geri ver. Herhangi bir konuda öğretmenlik yap. Herhangi bir konuda öğrenci ol. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran. Chopin, Mozart, Beethoven müziklerini tanımayı öğren. Yeni arkadaşlar edin ama eskilerin de kıymetini bil. Sır sakla. Sevinçleri erteleme. Hiç kimseden asla umut kesme. Mucizeler her gün oluyor. Öğretmenlere saygılı ol. İtfaiyecilere ve gece bekçilerine saygı duy. Vatanı koruyanlara saygı göster. Tabii bir tane de biz ilave edelim burada. Hayatta özellikle en çok saygı duyduğumuz vidanşör işleri yapan ve çöp işiyle uğraşanlardır. Bunlar egonun, nefsin yapmak istemediği zor olanı başardığı için bu insanlar daha çok takdir edilmeli. Herkes uykudayken onlar iş başındadır çoğu zaman ve saygı gösterilmesi gerekiyor. Öfkene gem vur. Sevdiklerine küçük beklenmedik hediyelerle sürpriz yap. Hayatının her alanında sorumluluğu üstlen. Suçu başkalarına yıkma. Kötü koşulları bile kendi lehine çevirmesini bil. Sana uzatılmış bir eli daima kabul et. Öyle bir hayatın olsun ki çocukların hakkaniyet, ihtimam ve dürüstlüğü düşündüklerinde akıllarına sen gelesin. Hatalarını kabul et. Mükemmeli talep et ama bedelini ödemeye de hazır ol. Çocukları eğit ama sevgini göstermeyi de ihmal etme. Ellerinle güzel bir şey üretmeyi öğren. Son 3 yıldır giymediğin bütün kıyafetlerini bir hayır kurumuna ver. Çevrede seçeceğin bir hayır kurumunu cömertçe katkıda bulunacağın para ve zamanla destekle. Sağlıklı olmanın değerini bil. Alaycı sözcükler kullanma. İş ve aile ilişkilerinde en önemli şeyin güven olduğunu aklından çıkarma. Asla kimseyi avukat olmaya teşvik etme. Maddi durumun iyi olsa bile bırak çocukların harçlıklarını kendileri çıkarabilsin.
Maddi durumun iyi olsa bile bırak çocuğun kendi kullandığı otomobilin sigorta parasını kendi kazansın. Büyük düşün ama küçük zevklerin de tadına var. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini oku. Çocuklarına sık sık ne müthiş olduklarını ve onlara ne kadar güvendiğini söyle. Kimseyi dolandırma. Bol bol gülümse. Hem maliyeti sıfırdır hem de bedeline paha biçilmez. Asla küfretme. Polislerle asla tartışma ve onlara daima memur bey diye hitap et. Kutsal kitabı baştan sona okumak için kendine bir yıl tanı. Dinlemeyi öğren. Bazı fırsatlar kapıyı hafif tıklatır. Çocuklarının mahrumiyetine saygı dur. Odalarına girmeden önce kapılarını vur. İnsanların adlarını hatırla. Asla birilerinin umudunu kırma. Belki de sahip oldukları tek şey odur. Bir işe başlarken yeterli paranın olmamasını dert etme. Sınırlı olanaklar bazen bir bela değil, lütuftur. Çünkü yaratıcılığı başka hiçbir şey bu kadar teşvik etmez. Mükemmeli ara, kusursuzu değil. Maddi isteklerin için değil, akıl ve cesaretin için dua et. Merhametli ama kararlı ol. Dakik ol, başkalarından da dakik olmalarını bekle. Seni eleştirenlere cevap vermekle zaman yitirme. Olumsuz insanlardan uzak dur. İnsanlara nasıl yapmaları gerektiğini değil, neyin yapılması gerektiğini söyle. Göreceksin, bulacakları yaratıcı çözümlerle seni şaşırtacaklardır. Özgün ol. Tertipli ol. Gerçekten yapmak istediklerinden asla vazgeçme. Büyük düşleri olanlar gerçekleri bilenlerden daha güçlüdür. Olabildiğinden fazla sevecen ol. Çocuklarını 16 yaşından sonra yarım günlük bir işte çalışmaları için teşvik et. Öfkeyle kalkma. Nerede karşına çıkarsa çıksın, ön yargıya ve ayrımcılığa karşı savaş. İnsanları banka hesaplarının büyüklüğüyle değil, kalplerinin büyüklüğüyle ölç. Unutma, bir insanın en derin duygusal ihtiyacı takdir edildiğini hissetmesidir. Kin gütme. Bütün canlılara saygı duy. Eski hatalarına hayıflanmakla zaman kaybetme. Onlardan ders al ve arkana bak. Bakma. Eski hatalarına hayıflanmakla zaman kaybetme. Onlardan ders al ve arkana bakma. Bir iltifata verebileceğin tek doğru karşılık içten bir teşekkür ederim dir. Kaybetmesini bil. Kazanmasını da bil. Kimin haklı olduğuyla zaman yitireceğine, neyin doğru olduğuyla ilgilen. Ayrıntı profesörü olma, önce iyi düşün. Eleştirilerini bir kenara çekerek söyle. Bir beyefendi ol. Verdiğin sözleri tut. Çocuklarına paranın ne zorluklarla kazanıldığını ve tasarrufun önemini öğret. Tabi burada sorumluluk vererek, yaşatarak, hissettirerek, sadece söz ile karşı taraf böyle kavramları ne pratik anlamda içselleştirebilir, ne de pratiğin realitelerine uygun bir algı içerisine girebilir, yaşatılarak ancak. Asıl savaşı kazanmak için küçük bir çarpışma yitirmeyi göze al.
İlk izlenimlerine güvenme. İnsanlardaki iyiyi ortaya çıkarmayı bil. Gelenek ve göreneklere saygılı ol. Çözülebilecek bir şeyi asla kesip atma. Senden daha zeki insanları işe al. Öyle olmadığın zamanlarda bile neşeli görünebilmeyi öğren. Öyle olmadığın zamanlarda bile coşkulu görünebilmeyi öğren. Sevdiklerini esirge, alçak gönüllü ol. Sen gelirken onlar gidiyordu. Sade ol. Sokakta, tarlada yürür gibi yürüme. Dedikodu yapma. Maaş sohbeti yapma. Dırdır etme. Kumar oynama. Kaybedecek hiçbir şey kalmamış insanlardan kendini kolla. Sızlanma. İşe erken git ve mesai bittikten sonra da çalış. Her şeyi bulduğundan daha iyi bırak. Parayla saadet olmaz. Durum ne kadar vahim olursa olsun soğukkanlılığını yitirme. Kendini değiştirebilmek gücünü hafife alma. Kendini değiştirebilmek gücünü hafife alma. Başkalarını değiştirebilme gücüne çok fazla güvenme. Başkalarının duygularını paylaşmaya çalış ve olaylara bir de onların gözünden bakmayı dene. Büyük sözler vermekten korkma ama yerine de getir. Tasarruf alışkanlığı başarının temelidir. Köprüleri atma. Aynı nehri kaç kez daha geçmek zorunda kalacağına şaşıracaksın. Umutları yüksek tut. Acıyı ve hayal kırıklığı hayatın bir parçası olarak kabul et. Başarılı bir evliliğin temelinde iki şeyin yattığını unutma. Doğru insanı bulmak ve doğru insan olmak. Sorunları büyümek ve kendini aşmak için bir fırsat bil. İnsanların gerçeği her zaman bilmek istemeyeceklerini unutma. Hayatın her zaman adil olmasını bekleme. Zaman iyi kullanma ustası ol. Zamanı iyi kullanma ustası ol. Başarılarını sana sağladığı iç huzuru sağlık ve sevgiyle ölç. Malının zekatını ver. Yıkandıktan sonra küveti temizle, aşkın gücünü asla küçümseme, bağışlamanın gücünü asla küçümseme. Hem fikir olmadığın kavga etmeden söylemeyi öğren. Hüküm vermeden önce her iki tarafı da dinle. Kıskanma mutsuzluk kaynağıdır. Herkese nazik davran. Yeterli zamanım yok deme. Pasteur, Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Albert Einstein'ın da günleri 24 saatti. Yakalandığın bir fikri hemen uygula. Bir başkası da o fikre ulaşabilir ve başarı da ilk harekete geçenindir. Hayatta kazananların daima kaybedenlerin yapmak istemediklerini yapanlardan çıktığını unutma. Sabahleyin iş yerine vardığında ağzından çıkacak ilk söz herkes için olumlu bir şey olsun. Fırsat ara, güven arama. Limandaki bir tekne güvendedir ama bir süre sonra altı çürümeye başlar. Keşke sözcüğü yerine bir dahaki sefere demeyi dene. Sorun sözcüğü yerine fırsat demeyi dene. Sık sık şansını zorla. Atak ve cesur ol. Bir gün geriye dönüp baktığında yaptıklarından çok yapmadıkların için pişmanlık duyacaksın. Birisine seni seviyorum deme fırsatını asla kaçırma. Kendini başkalarının değil kendi standartlarına göre ölçüp biç. İnsanların sana ihtiyaçları olduğu zaman yanlarında ol. İnsanların
Yanılma olasılığın olsa bile kararlı davran. Büyük olduğunu düşündüğüm bir fikirden seni geçirmelerine izin verme. Hazırlıklı ol, arada sırada kaybedebilirsin de. Sükût altındır, söz de gümüştür. Beraberliğini daha iyiye götürmek için her gün küçük de olsa yeni şeyler dene. İşini daha iyi yapabilmek için her gün küçük de olsa yeni şeyler dene. Sifonu çekmeyi unutma. Kimse tek başına başaramaz. Sana yardım edenlerin hakkını teslim et ve onlara minnet duy. Önemli şeylerin hepsinin birilerinin risk alabilmesinden ortaya çıktığını unutma. Hal ve hareketlerine kendin karar ver. Ayrıntılara dikkat et. Yalnız başlamasını bil. Sadık ol. Mutluluğun mala, mülke, iktidara ya da prestije değil, sevgi ve saygıya dayalı insan ilişkilerine bağlı olduğunu bil. Eşit işe eşit ücret ilkesini destekle. Evet, eşit işe eşit ücret ilkesi önemli. Ağır sorumluluk ona göre ücretlendirilmelidir tabii ki. Çünkü bahçede çalışanla en üst bir cumhurbaşkanının sorumlulukları ve ağırlıkları aynı olmadığı için doğal olarak bunların ikisinin de aynı ücret çeveli yaklaşım bir adaletin ifadesi olamaz. Adalet pratik realitenin gerçekliğini dikkate alacak şekildedir. Yani bir firmada çalışan iki işçi olduğunu varsayalım. Biri 2 metre boyunda, biri de 1.60 boyunda. İkisine de 2 metre kumaş veremezsiniz veya 1 metre, 1.5 metre. Neyse gerçeklik ona göre. Açık, esnek ve mantıklı ol. Mülkün sana sahip olmasın. Bir karı koca tartışmasında hata kimde olursa olsun özür dile, özür dilerim. Seni üzdüm, beni bağışla de. Bunlar iyileştirici, sihirli sözlerdir. Ne başarılarınla gösteriş yap, ne de onlardan utan. Başkalarının başarılarını coşkuyla karşıla. Bugünün işini yarına bırakma. Çocuklarını dinle. Önceliklerini iyi tayin et. Kimse ölüm döşeğinde, iş yerimde daha fazla zaman geçirseydim demez. Paylaş. Sadece yeterli olmak yetmesin. Senden beklenenden daha fazlasını yap. Yardıma ihtiyacın olduğunu anladığın zaman istemekte gecikme. Bakış açısını değiştirerek başarı grafiğini yükselt. Kendi dininden başka 3 din hakkında da bilgin olsun. Tanıştığın herkes senin bilmediğin bir şeyler biliyordur. Onlardan öğren. Doğrusunu ilk seferde yap. Tatlı değil ve tatlı davranış yılanı deliğinden çıkarır. Bilmiyorum demekten çekinme. Bir hata yaptım demekten çekinme. Yardıma ihtiyacım var demekten çekinme. Özür dilerim demekten çekinme. Dürüstlükten asla ödün verme. İşi ne kadar önemsiz olursa olsun ekmek parası için çalışan herkese saygı duy. Çocuklarının spor gösterilerini, oyunlarını ve resitallerini izle. Onlara verdiğimiz değerin ifadesidir bizim düşüncemize göre. Zamanı ve sözleri dikkatsizce kullanma. İkisi de geri alınmaz. İnsanlarla değerlerini hissettirebileceğin fırsatları kolla. Düzenli ol. Bir çocuk düşerek dizini ya da dirseğini sıyırdığında daima ilgilen ve dur öpeyim de geçsin de. Yeni fikirlere açık ol.
Kendine kısa ve uzun dönemli hedefler koy. Bir mutluluğu gölgeleme. İşe ziyarete gelenleri ayakta karşıla. Hiç kimsenin sözünü kesme. Önemli bir karar alırken acele etme. Yeniden düşünmek için biraz daha zaman istiyorum. Sizi yarın arayabilir miyim demeni anlayışla karşılarlar. Daima tetik bulun. İyi bir ilk izlenim için asla ikinci bir şansın olmayacak. Başladığın her işi bitir. Her yemekten sonra şükret. Başkalarının yaşamını yönetmekte ısrarcı olma. Her büyük sorunun arkasında büyük fırsatlar gizlenmiş olabilir. Şüpheden sanık yararlanır ilkesini uygula. Aynı hatayı iki kez yapma. Kabak lastiklerle otomobil kullanma. Riski dağıt, azalt. Trafikte de, her şeyde de. Kaliteye prim ver. İlişkileri uzlaştırabilen sözcüklerin gücünü asla küçümseme. Düşüncelerin olumlu ve yapıcı olsun. Her zaman her işe besmele ile başla, her işi şükrederek tamamla. Çünkü hayatta sağlık, sıhhat dediğimiz afiyet, besbereket bu temeller üzerine şekillenebilir. Ancak bu da bizim son sözümüz olsun. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepimize faydası olması ümidiyle, ışık olması, bizi düşünmeye teşvik etmesi, yeniden yeni insan ilişkileri, yeni uzlaşma, barışık ilişkiler, fikir zenginliğini içeren anlayışların geliştirilebilmesi amacıyla bu gibi programları da oluşturmaya çalışıyoruz. Saygılar, sevgiler herkese. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.